kapı girişlerinde bekleyen sivil polisler dersimize yetişmek için kampüse girerken yaklaşık 10 kişilik bir güvenlik ekibiyle karşılaşmamız. Tatil polis üniversiteden defol! Tatil polis üniversiteden defol! Tatil polis üniversiteden defol! Geçen 10 gün boyunca gördük ki bu uygulamaların hiçbiri bizim güvenliğimizi sağlamamaktadır. Aksine her gün polislerin tehditkar bakışları, sözlü tehditler, gözaltılar ve tacizle karşılaşıyoruz. Derste geç kaldığı için hızlıca kapıdan geçmek isteyen arkadaşlarımızı gözaltına alınıyor, test çalışması için kampüse girmek isteyen yüksek lisans öğrencileri rica minnet ziyaretçi kartıyla girebiliyor. Uygulamaya karşı çıktığı için gözaltına alınanlar polis araçlarında darp ediliyor, kadınlar sürekli polis ve özel güvenliğin tacizine uğruyor, nizami önünde bekleyen üniversiteliler, sivil polislerin dağılmazsanız 5 dakikaya kampüse girerim tehditleriyle karşılaşıyor. Bu şartlar altındaki bir üniversitede ne bilimsel öğretim sağlıklı bir şekilde yürütülebilir ne de özgür düşünce yeşerebilir. Zaten böyle bir dertleri olmadığını da biliyoruz. CHP'ci faşizme mezar olacak. CHP'ci faşizme mezar olacak. CHP'ci faşizme mezar olacak. Tayyip Erdoğan iktidarı polisi CHP'ci kampüsü üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalışıyor. Çünkü korkuyor. Üniversiteden kendisine karşı herhangi bir ses çıkmasından korkuyor. Akademisyenlerin barış istemesinden korkuyor. ODTÜ'de üniversiteliler IŞİD'cilere izin vermeyince korkuyor. Yolladığı palalı saldırganlar CHP'ci öğrencileri tarafından kovulunca korkuyor. Isparta'da İHA, hani şu insani yardım tırlarından silah çıkan İHA standı kaldırılınca korkuyor. Gençlikten çıkan en ufak bir sesin bile iktidarını sarsacak boyuta ulaşabileceğini biliyor ve korkuyor. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Cebeci, tarih boyunca iktidarların hedefi oldu. Çünkü muhalifti. Çünkü biat etmedi. Bugün de biat etmeyecek. CHP'ci kampüsünü işgal etmeye çalışanlar şunu iyi bilsinler ki CHP'ci kampüsü işgal edilemez, ettirmeyeceğiz. CHP'ci işgal edilemez. CHP'ci işgal edilemez. CHP'ci işgal edilemez. Arkadaşlar şimdi CHP'ciden kadın arkadaşlarımızın bir açıklaması olacak onu. CHP'ci kampüsü kadınları tacize sessiz kalmayacak. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından güvenlik kesilmesi adı altında CHP'ci kampüsü öğrencilerine ÖGB sivil polis eşliğinde
açıklamamız burada bitti. Açıklamamıza katılan vekillerimizin, CHP ve HDP'den gelen vekillerimizin de isimlerini okuyarak onlara teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, açıklamamıza katılan Ali Erdar Akverdi, Nihat Yeşil, Murat Emir, Veli Ağbaba, İlhan Cihaner, Aylin Nazlı Akaya, CHP'den teşekkür ediyoruz. HDP'den katılan Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş'a çok teşekkürlerimi sunuyoruz. Müslüm Doğan'ın da katılamadığı için selamlarını iletmiş, ona da çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda açıklamamıza katılan sendikalardan, buralardan avukatlarımıza yine eski